San Francisco'dan herkese günaydın. Arabayı rampaya bıraktık. San Francisco rampalarından birine arabamızı park ettik. Şimdi burada Tartine diye bir bakery var, yani pastane. Oradan kendimize kahvaltı alacağız. Sabah Starbucks'tan kahvelerimizi almıştık otelden buraya gelirken. Şimdi Dolores Park'tan geçiyoruz. Dolores Park'a ben de gelmemiştim. İlk defa geldim. Size etrafı göstereyim ama muhteşem bir San Francisco manzarası var burada. Mission Dolores Park'ta San Francisco manzarasının son günümüzde tadını çıkarıyoruz. Burası gerçekten çok güzelmiş. Şimdi aşağıya doğru yürüyeceğiz. Size şöyle etrafı, evleri de göstereyim. Gerçekten manzara harika. Sabah yürüyüşümüzün parçası olaraktan Dolores Park'tayız. Aslında sabah yürüyüşü yapmak gibi bir planımız yoktu ama pastaneye giderken yer bulamayınca pastanenin önü doluydu. Şimdi ara sokaklardan yürüye yürüye önce parkta biraz yürüdük. Şimdi de San Francisco sokaklarından yürüye yürüye gidiyoruz. Hem size de küçük bir San Francisco mahalle turu oluyor. Şu evlerin güzelliğine bakar mısınız? Bu eski evlerini çok seviyorum San Francisco'nun. O camlar. Az önce bir tane ev gördük. Ev Dolores Park'a bakıyordu. Ve biri çalışma masasını hemen camın kenarına kurmuştu. Burada da bir çalışma masası var cam kenarında. Tabii bu sokağın çok manzarası yok ama parka bakarak çalışmak gerçekten güzel olsa gerek. Şurada masmavi bir ev var. Evlerin renkleri de çok güzel. San Francisco mahalle turu. Kısa sürecek pastaneye gidene kadar. Ama dolaşa dolaşa gidiyoruz. Bugün pazartesi, sabah 10.30 falan galiba saat. Şu mavi ev çok güzelmiş rengi. Onun yanındaki evler de öyle. Şu sıralı evler çok tatlı renkleri. Baksana üzerinde desenler, motifler deminden var. Deminden geçtiklerimiz de öyle solumuzda. Evet. Kasındır. Harika. Evet, çok güzel. Ben her seyahatim sırasında gezdiğim şehirleri şöyle bir alıcı gözüyle bakıyorum. Ama San Francisco'ya defalarca geldim. Yine bu sefer de bende hiç ah keşke burada yaşasam ya da burada yaşanırdı hissini nedense uyandırmıyor. San Francisco'da böyle bir etkileşimim yok. Ama hani gezip görmesi güzel, vakit geçirmesi güzel. Annem hiç görmemişti zaten, o yüzden hani gelmemiz iyi oldu. Fakat benim fikrimi sorarsanız ben San Francisco'da yaşamazdım. Ya da San Francisco'da yaşayacaksam hani şehirde yaşamaz, kesinlikle dışında yaşardım. Palo Alto'da yaşanır mesela ama hani Seattle'ı bırakıp da Palo Alto'ya taşınmam. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun? Seninle aynı fikirdeyim. Yani çok zaten, çok bir farkı yok bence gibi. Zaten 2 sene önce de böyle düşünmüştüm öyle. Aynen, 2 sene önce taşınmamamın sebepleri daha da başkaydı, o çok detaylı da. Neyse, biz şimdi pastaneye geldik galiba. Evet, kapıda sıra falan yok ama içeride olabilir. Kalabalık. Burası ünlü bir pastanesi. Bakalım. Oo, çok güzel. Muhteşem. Tatlıları getirdik. Sorma. Ama çok iyiydi. Çok güzel. Kesinlikle gerçekten tavsiye ederim. Tartine ismi. Muhteşemdi. Almond croissant yedik. Almond'un Türkçesi neydi? Badem. Bademli croissant ve yanında da morning bun diye bir kek tarzı bir şey yedik. Bir de limonlu kekleri de çok güzelmiş, popülermiş. Limonlu kekini de yanımıza aldık. Yani hiç hayatımda yemediğim kadar tatlıyı şu son 5 günde galiba yedim. Burada yedik. Ama tatilde kaloriler sayılmaz derler ya. Eve dönünce canım, diyet başlıyor. Yılın 12 ayı bu şekilde yiyemiyorsun ki. Ara sıra. Aynen. Bir de her gün yemedik de yani bu son yaptığımız kaçamak da evet, artık. Ama çok iyiydi yani. İyi ki yedik. Pişman değilim. Ben de değilim. Muhteşem güzel. Şimdi arabaya yürüyoruz. Bir Golden Gate'i görmeye gideceğiz. Tekrardan köprüyü görürüz. Bir de Palace of Fine Arts diye
bir açık hava müzesi tarzı bir yer var. Bugün kapalı gösteriyor ama gidip bir bakacağız. Pazartesi kapalı olduğunu bilmiyordum. Hatırlamıyorum kaç sene oldu gideli. Şimdi bir de oralara bakacağız. Ondan sonra da bilmiyorum, şehirde takılırız, bir şeyler yaparız. Bir kahve alırız yine. Benim birazdan yine kahve, elim ayağım titrer. Çok ya, güzel işte. Bu Amerika'da da bu kahve kültürü. Yani ben de İstanbul'da Selen'cim aslında bu kadar çok kahve içmiyorum ama burada bu her yer buram buram kokuyor. Çok hoşuma gidiyor. Evet, bir de ben burada hep kahve içiyorum. Evet. Benzince sen de içiyorsun. Ben yani İstanbul'da olsam ben de içiyorum kahve İstanbul'da. Doğru. Ama böyle Amerikano veya latte falan özellikle içmiyorum. Annemi de kahveci yaptım. Evet. Burada artık kahveci oluyorum. Çaycı değil, kahveci oldu. Aynen. Sıradaki durağımız Palace of Fine Art. Ben burayı gerçekten çok seviyorum. İnanılmaz keyifli bir park. Şimdi içine de girip dolaşacağız ama önce buraya gelip bu açıdan bir video çekelim istedik. Resim de çekiyoruz bol bol. Bu sokaktaki evler de çok güzel. Hava da şimdi açtı. Bulutluydu sabah. Şu an birazcık güneşimiz çıktı. Golden Gate'e de çok yakınız. Az önce az kalsın köprüden geçiyorduk. Evet, son köprüden önceki son çıkıştan çıktık. Ama size şöyle manzarayı arkama alayım. Bugünümüz de güzel geçiyor. Çok son güzel gün. Geçiyor. Gerçekten çok güzel geçiyor. Ve güneş de çıkıyor. Oh, süper. Turumuz burada başlıyor. Şimdi içeriye giriyoruz. Renkler harika ya. Güneş de açıyor. Masmavi gökyüzü olacak birazdan. Çok güzel değil mi? Kocaman kocaman sütunlar. Şuraya bak, inanılmaz. Şu manzaraya bak. Her bir şaheser yani. Çok güzel. Şu aradan resim çekelim. Çamurluymuş. Ay evet. Ayaklarımız çamur oldu. Herhalde yağmur yağdı ya. Aynen, kendi girmiş, bizi sokmadı ama ben bir girdim. Bahar gelmiş bak, çiçekler açmış. Ay şunun güzelliğine bak. Adamları görüyor musun tepedeki? İlk girişte de fark ettim Selen adamları. Özellikle sütunların tepesine bak, sarılmışlar taşlara, onları gördün mü? Ne düşünüyorsunuz burası? Çok etkileyici. İnanılmaz bir yer ya. Şuraya bak. Harika. Gel şöyle yürüyelim. Hava bir esiyor. Bir süre çekemedim resim etrafıma bakmaktan. Şey, kendini alamıyorsun Selen. Kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Burada da bak, adamlar var, melekler. Son günümüzde köprüyü yeniden görmeye geldik. Burada durmayacağız ama şu otoparkta şöyle bir bakalım dedik. Çok güzel hava. İnanılmaz bir hava var.
Şimdi asıl duracağımız yere gidiyorum. Şu havanın güzelliği, çok şanslıyız. Golden Gate'i görebilecek en yakın noktadayız sanırım. Ve çok güzel dalgalar geliyor. Bak yine gelecek. Aa! Harika. Size şöyle etrafı da göstereyim. Alcatraz Adası şurada hemen. Burada da bu arada iki kişi evleniyorlar. San Francisco'da son günümüz. Köprüyü son kez ziyaret etmeye geldik. Çok güzel. Çok güzel bir görüş açısından bir yere geldik senin. Evet, burası Postcard View diye geçiyor. San Francisco'da burada çok fazla çekilmiş çok fazla fotoğraf var ve gerçekten postcard gibi, yani çok güzel. Hatta postkartların üzerine basılan fotoğraflarda ben buradan resim görmüştüm. Ve dalgalar da kıyıya vuruyor. Dalgalar kıyıya vurduğunda da sular sıçrıyor yani. Şu an durduğumuz yer ıslak. Biz de aslında Hindistan'a biliriz. Evet, çok güzel. Vura vura geliyoruz. Sahile inmeden önce kahve almaya gidiyoruz. Buradan alacaktık ama bulduğum yere gitmeye karar verdim. Birazcık sıra var. Bir de daha çok orası yemek yeri, böyle kafe gibi geldi. Kahveleri güzel mi bilmiyorum. Şurada ileride sağda bir kahveci var. Yorumları iyiydi. Oradan kahvemizi alıp nereye? Sahile gideceğiz aşağıya. Sonra sahilde Golden Gate manzaralı keyif yaparız artık, bilmiyorum. Bir planımız yok. Günü relax geçiyoruz. Evet. Diğer bulduğum kahveci burası bak. Şirin bir yere benziyor, bakalım. Bugünün planlanmış son durağı Baker Beach. San Francisco'ya ben birkaç kez gelmiş olmama rağmen buraya gelememiştim. Denk getirememiştim. Zaman olmamıştı. Bu sefer denk getirdim ve şu an sahile doğru kumların arasından bayağı yürüyoruz. Beach. Spor ayakkabıları giydik. Ak giymedik. Geçen sefer Carmel Beach'e inemeyince tabii. Dalgalar harika duruyor. Çok fazla kalabalık yok. Bugün pazartesi. İş günü. Bizim gibi belki turistler, belki pazartesi çalışmayanlar var, köpeğini getirenler var. Ama manzara muhteşem. Çok güzel. Şöyle suyun kenarına doğru yürüyelim. Hava da şansımıza bugün, dediğim gibi yani, açtı. Nasıl olacağı belli değildi. Biz baktığımızda da hava durumu çok karışık gösteriyordu. Bulutlu, yağmurlu, güneşli. İki günümüzü hani şehirde geçirdik. Gerçekten de güzel günleri seçmişiz. İyi oldu. Hep güneşli günleri şehirde geçirip denk geldik. Ve köprüyü de görme şansımız oldu. Çünkü sisli günlerde hiçbir şekilde köprü görünmüyor. Dalgalar buraya kadar gelmiş. Süper. Ay, suya girenler var. Orası buz gibidir. Çocuklar giriyor. İnanmıyorum. Size dalgaları göstereyim. Manzara harika ya. Çok güzelmiş burası. Çocuklar asla üşümüyorlar. Esiyor, hava buz gibi, üzerimde mont var. Ay çok güzel.
Francisco gezimizin sonuna geldik. Sanırım videoyu burada bitireceğim. Güzel bir manzarayla, güzel bir günle bitiriyoruz. San Francisco hakkında ne düşünüyorsun? Düşündüm. Sana gelelim derken dar sokaklar, renkli boyalı evler, yokuş aşağı devamlı, hiç bitmeyen yollar. Okyanusu da gördük bugün, o yokuş aşağı suyu da gördük. Ve Golden Gate köprüsü, tramvaylar, parklar. Düşündüğüm her şeyi yaptık bu 4-5 günde selam. Bayağı filmlerde gördüğüm her şeyi yaptık. Nostalji sanki oldu. Evet. Sanki geçmişte hep okuduğum, seyrettim ve şimdi geldim görsel, canlı gördüm bunları. Yaşamış oldum. Güzel bir seyahat oldu. Çok güzel bir seyahat oldu. Biz 4 gece 5 gün kaldık. Fazla yetiyor. Zaten şehri eğer sadece dolaşacaksanız, yani 2 günde bile şehrin en güzel yerlerini dolaşır gezersiniz. Ama ekstradan işte bu sahili görelim, orayı görelim, burayı görelim, böyle eklemeler yapıp rahat rahat biz dolaşmak istedik. Evet. Carmel'e kadar gittik. Big Sur'a gidemedik. Hani uzaklara da gittik işte. Santa Cruz'a gittik. Evet, Silikon Vadisi turu da yaptık. O videoyu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Hani biz rahat rahat dolaşalım diye biz 4 gece kaldık. İlk geldiğimiz gün uçağımız öğleden sonra inmişti. O gün yarım gündü zaten ve yorgunduk. İkinci, üçüncü ve dördüncü günleri full geçirdik. Bugün de uçağımız akşam 9.30'da kalkıyor. Yine akşam 6-6.30'a kadar. Hani çok bana çok güzel oldu. İlk geldiğimiz gün de 3 gibi 3.30 gibi falan oteldeydik. Yine akşam 7-8'e kadar günü değerlendirdik yani bayağı. Yani bence ideal bir tur oldu. Zamanlaması da güzel oldu. Kesinlikle. Bence bugünü de iyi ki almışız. Ben bugün almamayı düşünmüştüm. Ya yürüyelim. Ama hani bugünü Alcatraz de... Alcatraz turuna kadar yaptık. Evet, Alcatraz çok güzeldi. Umarım siz de keyifle izlemişsinizdir. Yeni videolar yüklemeye devam edeceğim. Uzun bir aradan sonra yeniden geri döndüm. Videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve eğer videolarımı izlemek hoşunuza gidiyorsa lütfen beğen butonuna basın. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir YouTube videosunda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet. Bunu da İstanbul'a yolluyorum yakında.